Hayırlı günler arkadaşlar. Sevilin Günlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir diyelim. Bugün arkadaşlar çekimi yapmayacaktım aslında. Ama sonradan dua istemek aklıma geldi sizden. Onun için bugün bir şeyler yaptım da. Bir çeken dedim, bir de çekmeyen dedim. Canım istemedi. Biraz üzgünüm bugün. Sizden dua istemek için aslında çekim yapıyorum bugün arkadaşlar. İnşallah anlayış gösterirsiniz bizim bu üzüntümüze. Bize de katılırsınız inşallah diye düşünüyorum. Ne üzüntünüz ne diye soracak olursanız, benim kiracımın annesi Hatice ninemiz vefat etti pazartesi günü. Allah rahmet eylesin. Pazar akşamı vefat etti. Pazartesi gün uğurladık. Allah'ın şeyine gömdük geldik. Cenazesini kaldırdık yani. Ben gidemedim o gün, bir başka işlerim vardı da akşamdan gittim. Neyse, Allah rahmet eylesin, kabri cennet olsun, çok iyiydi. Allah'ım taksiratların kusurlarını affetsin inşallah. Onun için sizden 3 ihlas 1 fatiha istiyorum inşallah. Ruhuna okuyuverirseniz çok sevinirim. Ondan sonra da bu ebemiz, o Hatice ebemiz vefat etti. Ondan bir gün sonra benim kızımın babaannesi Hatice ebe kısmını felç geçirdi. Yani sol tarafı felç geçirdi. O da ağırlaştı. Yoğun bakıma kaldırdık. Duruma göre arkadaşlar. Ona dua istiyorum sizden. Allah'ım yaşlı ama Allah'ım çektirmesin. Ne diyeyim? Bir de tevhid isteyeceğim arkadaşlar. Ben tevhidde gidiyorum herkese. Telefona da bugün herkese söyledim. Onda tevhid istiyoruz. Tevhid yapıyoruz. Yapabilecek arkadaşlardan. Herkes yapamaz. Herkes belki bu şeylerin bazen yani ters gelebilir insanlar ama affınıza mazur. Yani affınıza sığınaraktan söylüyorum. Çekmek isteyenler, çekebilecek olanlar özelden de yazabilirler. Benim Sevil Doğru diye Instagram adresim var. Özelden de yazabilirler. Yorumlara da yazabilirler. Fark etmez. Çektik, şu kadar çektik sayısını diye. Ne diyeyim? Bunun için aradım. Ama bunun için çektim bugün videomu. Kısa bir video yapacağım. Hemen göndereceğim ben bugün bunu. Şimdi de ikindi geçti. İkindi geçti. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Toparlayamıyorum kafamı. Bugün de ben şeye hazırlık yaptım. Oraya gideceğim Allah nasip ederse. Öbür Dünür Hatice hepimiz için yapabilecek bir şey yok. Baş sağlamak için Fadime ablaya, yani bahçede benim kiracımın annesi olan Hatice ve ikisi de Hatice olduğu için de karışıyor atları. Biri Dünür Hatice hepimiz, kızımın babaannesi. Biri de kiracımın annesi Hatice hepimiz. İkisinin de atları Hatice olduğu için karıştırılıyor. Ona baş sağlamak için biraz bir şeyler yaptım aslında. Yaparken çekmek istemiştim. Ama hiç canım istemedi. Elim ayağım bugün gırgın, üzgün. Onlara da normalde yemek yapılır, yemek gider. Bizde adet böyledir, bilmiyorum. Türk geleneklerinde de her yerde de var diye bir şey biliyorum ben ama bilmiyorum. Bizde adet var şimdi, daha hala sürüyor. Yakınları başsağlığına gider, yemek pişirirler, yemek götürürler. Orada beraber akşam yemeğini beraber yersin. Onların üzüntüsünü paylaşmak için. Ben biraz aslında geç kaldım ama başka meşgalelerim olduğu için birazcık 2-3 gün geç kaldım. O ebemiz pazartesi gün defnedildi geldi. Onlar pazartesi gün köye gittikleri için Kütahya'nın köyüne defnettiler geldiler. Geç geldiler ya da ertesi gün geldiler herhalde. Geç geldiler. Ertesi gün bizim arabamızdan gitmişlerdi zaten. Ertesi gün getirdiler arabayı da. Ondan sonra benim çarşamba günü, dün işlerim çıktı. Bugün cuma arkadaşlar. Gidemedim. Şimdi bugün bir şeyler yaptım. Aslında yemek yapılır. Hani onu şey yapacaktım. Ben de şey yapıyorum. Kafamı dengelemiyorum arkadaşlar. Ondan denk konuşamıyorum. Gerçekten bugün kafamı hiç toparlayamadım. Biraz bir şeyler yaptım. Peksimet, poğaça, tatlı. İşte biraz da patates kızartması falan yaptım işte. Çünkü o Fadime ablanın oğlu yemek tarzı yemiyor. Akşam Fadime ablayla konuştuk. Dedim oğlum neler yiyor? Her bir şey yemediğini biliyorsun hani oraya devamlı gelip gittiğim için. Neler yer? Hangi yemekleri yer dedim. Onun yiyeceği yemek de olsun dedim. Çünkü bir anası bir oğlu var. Bir de anne neler vardı. O da vefat etti. Allah rahmet eylesin. O da dedi işte kızartma türü şeyleri çok seviyor dedi. Ben dedim sadece kızartma olmaz. Kızartmanın yanına dedim bir poğaça, peksimet bir şeyler yapsam yer mi dedim. Onları yer dedi. Ona göre galiba onların yiyebileceği şeylerden. İkisinin de yiyeceği şeylerden hazırladım. Allah var. Çayla kahvaltı türü gibi. Biraz da zeytinden, peynirden şey yaparım. Allah nasip ederse. Zeytin, peynir, işte kahvaltının şeyine. Bir de tatlı yapayım dedim. Hadi bir de tatlısız olmaz. Bakalım arkadaşlar nasıl olmuş, nasıl gelmiş. Size artık yapım aşamalarını göstermedim. Şimdi ben tatlımı yaptım, pişirdim. Şerbetini çekti. Sabahtan beri onlarla uğraşıyorum. Kızartmamı da yaptım. Birazcık daha kızartması gerekiyor. Beksimetim kabardı diye onu sürdüm içine. Kızartmayı çıkardım da.
Onu birazcık daha kızartacağım. Gideceğime yakın kızartacağım ki sıcak olsun diye. Poğaçamı yaptım. O da tepside bekliyor. Bakalım bir şey yapam arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, sizden dua istiyorum arkadaşlar. Vefat eden Hatice abimiz için de dua istiyorum. Yoğun bakımda yatan Düngür annemiz diyelim yani. Düngür annemiz için de dua istiyorum. Allah'ım acil şifalarını versin diyelim. Allah bilir ne olacağını, ne geleceğini. Tevhid istiyorum sizden arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Kelime-i tevhid. La ilahe illallah. Yüzüncü de Muhammed'e Resulullah deniyor herhalde onun. Tam o şeyinde bil... herhalde öyle deniyor. Öyle diyebiliyorum ben. La ilahe illallah diye çekiliyor. Yüzüncü de Muhammed'e Resulullah deniyor. Ne kadar çekebileceyseniz ya da çekerseniz, bana sayısını bildirirseniz, özelden bilenler, özelden bilmeyenler yorumlara yazıp isteyenler çekebilir yani. Bunda ölüm herkesin başına gelecek. Bugün onlara ise yarın bize. Biz onlara okursak onlar da başka da bize de okuyanlar çıkar inşallah. Böyle diyeyim, ben şimdi yaptığım şeyleri gösterip size veda etmek istiyorum inşallah. Giderken falan da çekmek istemiyorum. Orada da başsağlığına gittiğim yerlerde falan da çekmek istemiyorum. Çünkü insanların üzüntüsü var. Üzüntüsüne saygı göstermek lazım. Ben bile bugün hiçbir şey canım istemedi çekmeyi, yapmayı. Mecburiyetten yani dua istemek için aslında açtım. Hiç açmayacaktım aslında kamera şeyi de. Videomu hiç yapmayacaktım ama dua istemek aklıma geldi. Dedim ki herkesten dua isteyelim. Kimin duasının kabul olacağı belli olmaz. Haydi şimdilik bakalım şeylerimi göstereyim. Yaptıklarımı göstereyim. Ondan sonra kapanışı yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle yaptım. Benim telefonum tam rengini göstermiyor. Beyaz gösteriyor ama şöyle biraz geriden tutayım. Bu patates kızartmam. Fırında yaptım. Bu da poğaçalarım. Daha birazcık kabarsın, mayası kabarsın diye koydum. Şimdi artık fırına süreceğim. Beksimetim pişmiş herhalde. Bir bakmam lazım. Bu da tatlım. İrmik topları deniyor. İçi cevizli. Bir tek değişik tatlı. Şunu kızıma ayırdım. Şunu da oğlum gitmez şimdi ona ayırdım. Biraz o yer, biraz da biz kendimiz sonra yeriz diye. Bu tepsimi de oraya götüreceğim nasip olursa arkadaşlarım şöyle. Poğaçalarımı oraya götüreceğim nasip olursa. Beksemetimi. Bir de zeytin peynir ayarlarım dediğim gibi. Şimdi de fırınımıza bir bakalım. Beksemetimize. Çok sıcak. Çok güzel olmuş beksemetimiz arkadaşlar. Şöyle. Beksemetimiz pişmiş. Bir de altına bakalım. Bir de altına bakalım nasıl olmuş. Altı da olduysa bunu fırından çıkaracağız. Olmuş. Şöyle altları dolmuş arkadaşlar. Bu olmuş. Bunu alayım ben. Onu aldım. Şimdi sıra poğaçamı sürmekte. Şimdi de poğaçamı süreyim arkadaşlar. Böyle işte. Poğaçalarım da pişsin. Bunların içine de işte şey koydum. Maydanozla birazcık kaşar, birazcık normal beyaz peynir koydum. Bir de bunlar pişsin arkadaşlar. İyi bakalım arkadaşlar. Hadi hepinize hoşça kalın. Allah razı olsun okuyandan da okumayandan da. Sizi bu şeyle rahatsız etmek istemedim. Özür dilerim ama bir gün gelecek ayarından gecinden bizler de öleceğiz. Hiçbirimiz sağ kalmayacağız arkadaşlar dünyada. Bu ölüm hiç kimse kabullenmiyor. Kötü algılayabilir, algılayan oluyor ama. Ay bugün kafamı gerçekten toparlayamıyorum. Kötü algılayanlar oluyor ama kötü algılayacak hiçbir şey yok bence. Ölüm en büyük bir gerçeğimiz. Allah'ım herkese hayırlı ölümle iman, Kur'an nasip etsin. İnşallah imanla, Kur'an'la yaşamamızı, imanla, Kur'an'la ölmemize nasip etsin. Gecinden sıralı ölümler versin. Acı ölümle evlat acıları yaşatmasın. Haydi hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bana anlayış göstereceğinize inanıyorum inşallah. Bana anlayış gösterirsiniz. Böyle bir video yapmak istemiyordum. Gerçekten dua istemek için şey yaptım. Haydi hoşça kalın, Allah razı olsun hepinizden.